sen nişan yaptın mı canım? Dün kaynana evet. Serviste öyle bir anlattı ki öve öve. Sanki sanırsın böyle padişah gelinine bir nişan yapıyormuş gibi. Evet, benim dillere destan bir nişanım oldu. Kayınvalidem az bile anlatmış. Allah ya. Allah. Ailem çok güzel bir nişan yaptı. Ah ne güzel. Ailem derken? Hem eşimin ailesi hem kendi ailem. Ha, beraber yaptılar. Biz kendimiz yaptık ama kayınvalidem de geleneğimizi, göreneğimizi kırmadı bizi hiçbir zaman. Her şeyimizi tam yaptı. Ortak yaptılar yani. Ortak mı oldu? Takılarım, her şeyim tam oldu. Hiçbir şey benden esirgemedi, hiçbir zaman hayır demedi. Süper, ne görüntü güzel. Var mı? Getirdin tabii mi? Tabii var, yönetmenimden isteyeyim hemen. Yönetmenim. Aa, kaldırım, ben de diyorum ki herhalde güzel, lüks bir yerde ya da açık alanda ya, şöyle bir şey var. Nişan yapmış bir de Derya, kaynanan ve ailem hiçbir şeyden kaçınmadı diyorsun. Ben bir ışıklandırma bile yapamamışlar mı? Hiç de öyle değildi. Önce yukarıda yüzüklerimiz takıldı. Ondan sonra aşağı oynanılmaya gidildi. Kayınvalidem beni hiçbir şeyden esirgemedi. Her şeyimi yaptı, her şeyimi taktı. Ya siz öyle görmek istiyorsunuz, bence öyle görünüyor. Ya evet, dillere destan evet olmuş, çünkü mahallede yaparsan yani dillere destan olur yani. Mahallede seni tanımayanlar bile şahit olur yani. Mahallede yaptığımız halde milletin gözü kaldı. Millet çok beğendi. Dillere destan deyince ben de dedim evet, aa ne güzel, ne güzel. Canım bir de o kadar hiçbir şeyden kaçmamışsınız. Bari bir çiçek, kır düğünü tarzı bir şey yapsaydınız yani. Ben nişanda gereksiz bulduğum için yapmadım. Kızlar bizim evde olduğu halde dillere destan oldu. Herkes çok beğendi ve kayınvalidem beni hiçbir şeyden esirgemedi. Bileziklerimi, her şeyimi taktı. Ben bir göçmen kızı olarak zaten bilezik takmayı, her şeyi çok seviyorum, abartıyı. Ya Derya'cığım, kusura bakma da elbisen levrek mi, çupra mı, neye benziyor? Bir şey, anlayamadım yani. Bir insan neden? Canım, senin gözlerin görmüyor sanırım kıskançlığından. Nasıl Hayır. ya? Allah'ım, çok kıskandım. O kadar kıskandım ki şu an ya bir balık olarak gelmek istemezdim nişanıma. Bence ya. Senin gözlerin kıskançlığından göremiyor şu an. Deryacığım evet, ya. Evet, göremiyorum. Herkes bana o gün dediği kelime balık kız gibi olmuşsun. Balık elbise giyindiğime göre. Deryacığım, bildiğin belediyenin kaldırımında yapmışsınız nişanı. Dillere destan, dillere destan diye anlatıyorsun evet, ya. Ben de öyle lüks bir yer bekliyorum, canım, abartı bir şey hayır, bekliyorum. Hayır, bir görmesem inanacağım gerçekten yer ya. Yer tutmadığımız halde bizim dillere destan bir düğünümüz, nişanımız oldu. Sizin nasıl oldu çok merak ediyorum. Sen çıkınca bizi bir izle, gör bakalım nasıl olmuş, nasıl yapılırmış nişan. Yani bir insan neden balık kılığına girer ki nişanına gelirken? Balık elbise giymeyi tercih ettim çünkü kendime yakışıyorum. Fiziğim gayet kaldırıyor. Ya balık elbise ayrıdır, balık kılığına girmek ayrıdır. Balık elbise... Bak ya, bir de parlıyor pulları. Bir de pulları var ya, gerçekten. Kız, balık olmuşsun. Canım normalde sen hep giyiniyorsun parıltılı. Buraya gelirken ben nişanında giymişim, senin gözüne o mu baktı? Ben nişanında giyince mi senin gözüne baktı? Taze balık var, mezattan mı aldın sen bunları? Canım, bence sen kıskandığın için böyle konuşuyorsun. Allah'ım, çok kıskandım gerçekten bak. Senin böyle olmadığı için, senin kaynanan sana hiçbir şey yapmadığı için. Canım sen bir çıkınca ki... beni izle bak, bana neler yapılmış bir gör. Şu nişan nasıl yapılırmış bir gör sen. Nezaket Hanımcığım, görüyor musunuz Birgül Hanım? Evet. Dün nişanını öve öve bitiremedi ama bugün... Hiçbir şey göremedik. Dışarıda, sokakta nişan evet. yapmışsın. Hayır, dışarıya çıkıldı. Pandemiydi. Önce içeride mekanda oldu, yani süslemeli alanda, nişan alanında. Sonra pandemi olduğu için insanlar kalabalıktan sokağa çıkması daha uygun olacak dediler, havalı bir alanda.
Birgül Hanım. Evet. Bir yıl önce nişan yapmışsınız. Bir yıl önce nişan yapılmış, rahat herkes rahat rahat evinde ya da düğün salonunda yapıyor mu nişanını? 1,5 yıl önce. 1,5 yıl. Daha rahat yapıyormuşsunuz. Yok, hayır. Hayır hayır, hiç kıvırma. Neyse, hiç işini önemli değil. Yine de biz tedbir olsun diye dışarıya çıkarttık insanları. Hadi tamam, o da hadi. Nezaket Hanım. Birgül Hanım. Ya o elbise ne öyle Birgül Hanım? 40 yaş elbisesi gibi ya. Nezaket, bir tane gidip alsana bakayım, alabiliyor musun? Alırım, ne olacak? Çok özel bir elbise. İzmir'in en güzel moda evinde yapıldı o elbise. Olabilir hiç yani. Gelinimin zevki. Yaşının elbisesi değil, öyle değil mi Hüsniye Hanım? Ya o tamam da sen, şimdi ben Birgül Hanım'ın suratını gördüm, geline takı takıyor böyle. Böyle surat, bu ne anlama geliyor bu ifade? Gerçekten mi? Bu suratınız böyle. Hayatım böyle. Sen profilden öyle görmüşsündür, gayet neşeliydim. Bunun anlamı ne biliyor musun? Neşe değildi. Takıyorum, alıyorum. İzmirlisin diye de çupra kılığında olunmaz ki ya. Canım sana öyle geliyor bence. Sen kıskandığın bana için öyle böyle konuşuyorsun. Ya sen kendini o kılığa koymuşsun. Hayır, bir de ikide bir de kıskandığın için diyor. Daha sen dün bir, bugün iki, biz seni daha tanımıyoruz ki. Biz senin yani, neyini kıskanalım? Ben senin neyini kıskanayım? Siz konuşuyorsunuz ama kendiniz burada sürekli öyle giyiyorsunuz. O nasıl olacak? Tatlım, en azından bizimkisi gerçekten güzel, bariz yani, payetli bir şey. Seninki pul pul.